Koronavirüs hem salgın olarak, hem hastalık olarak, hem de ekonomik olarak dünyaya verdiği zararları çok net bir şekilde gösteriyor sevgili dostlarım. Ve bunlara bağlı olarak da finans piyasalarının bu belirtilere etkilerini ve tepkilerini görüyoruz. 1 milyon insan hastalığa yakalanmış durumda. Net olarak artık 1 milyon 56 bin kişinin bu hastalığa yakalandığını açıkladılar, ifade ettiler. Ve bunun dışında yaklaşık 53 bin kişi de bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiş durumda. İtalya'da neredeyse 15 bin insan hayatını kaybetti. Keza İspanya'da 10 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelere bakıyorsunuz, binlerce insan hayatını kaybetmiş durumda. Fransa'da 5 bini geçen bir ölüm söz konusu. Anlayacağınız dünyanın her yerinde bu pandeminin etkileri çok net bir şekilde görülebiliyor artık. Ve diğer taraftan insanlar evine kapandığı için, sanayi neredeyse durma noktasına geldiği için, sadece sanayi değil, neredeyse tüm sektörler durma noktasına geldiği için bunun yarattığı çok ciddi bir işsizlik yan etkisini de hızlı bir şekilde görmeye başlıyoruz. Bir. İkincisi, PMI endekslerinde çok ciddi kayıplar görüyoruz. Bu da ikinci veri. Dünyanın bir ekonomik krize doğru hızlı bir şekilde ilerlediğini bizlere gösteriyor. Bu sancılı bir süreç olacak ve bu sancılı süreç bittiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 6.70 seviyesine gelmiş bir dolar kuru görüyoruz. Euro 7.23 seviyesinde, 7.20'yi de gördü. Dün yaptığım videoda 6.20 demişim yanlışlıkla. Evet, bir hata. Euro 7.20'yi, 7.20'nin altını görebilir demiştim. Nitekim 7.20 seviyesinde gördü. 6.20 değil elbette söylemek istediğimiz rakam. Euro dolar paritesi 1.10 seviyelerinden itibaren tekrar geriye gelecek ve 1.06-1.07 seviyelerini zorlayacak demiştim sizlere. Şu anda 1.07 seviyesinde bir euro dolar paritesi görüyoruz. Altının onsu 1617, 1619, 1613, o aralıkta gidip geliyor. Yani 1600'ün üzerinde tutunmayı başardı. Ben petrol fiyatının çok hızlı bir şekilde tekrar 25 doları test edebileceğini düşünüyordum ama Trump'ın açıklamalarıyla birlikte, özellikle Rusya'nın açıklamalarıyla birlikte, arz kısıntısına gidebiliriz açıklamalarıyla birlikte petrol fiyatları yukarı gitti. Ama bana göre petrol fiyatlarının yukarı gitmesi son derece suni arkadaşlar. Çünkü sanayi olmadığı sürece, üretim olmadığı sürece, ki pandeminin Çin'de tekrar yayılma ihtimalinin olduğu da söyleniyor bu arada, onu da unutmayalım. Üretimin durma noktasına geldiği bir süreçte, keza üretim olsa bile tüketimin, talebin olmayacağı bir ortam içerisinde, insanların minimum ihtiyaçlarını karşılama arzusunda olduğu ve genel itibarıyla evlerinden dışarı çıkmadıkları bu süreç içerisinde büyük ihtimalle petrole olan talep azalacağı için, iyiden iyi azalacağı için petrol fiyatları düşüşlerini devam ettirecek. Arza bağlı bir petrol fiyatı oluşturmak mümkün değil. Arzı kıssanız bile yeterli talep olmadığı sürece petrol fiyatları inişini devam ettirecek görüşündeyim. Zaman zaman işte Trump'ın açıklamalarıyla, Rusya'nın açıklamalarıyla ya da OPEC ülkelerinin açıklamalarıyla petrol fiyatlarında yukarıya doğru hareketler olacaktır. Ki OPEC ülkeleri bir araya geliyorlar. Muhtemelen bu arz kısıntısını değerlendirecekler. Eğer ki oradan hayır kardeşim arz kısıntısına gitmeyeceğiz açıklaması yapılırsa zaten büyük ihtimalle petrol fiyatları hızlı düşüşünü devam ettirir. Arz kısıntısı açıklaması gelirse de bir miktar petrol fiyatları yukarı çıkar ama daha sonrasında yine biraz önce söylediğim o talebe bağlı sebepler nedeniyle, talebin olmaması nedeniyle petrol fiyatları kademe kademe düşüşünü devam ettirecektir. Dün biliyorsunuz Amerika işsizlik maaşı başvurularını açıkladı. 6.6 milyon insanın işsizlik maaşı başvurusu var. Bu son dönemdeki en ciddi başvuru. Yine bugün onu destekleyen bir başka veri geldi işsizlikle ilgili Amerika'da. Son dönemde 50 yılın en düşük seviyesine gelmiş olmasına rağmen 3.3'ten 4.4'e fırladı bir anda ve bu yükseliş aynı zamanda istihdamın da düşüşünden kaynaklandı. Tarım dışı istihdam beklenti 100 binken 701 bin kişi oldu. 100 bin bekleniyordu istihdam. Yani istihdamın düşmesi 100 bin olabilir diye bekleniyordu. 701 binlik bir istihdam düşüşü oldu. Bu da işsizliğin önümüzdeki süreçte çok hızlı bir şekilde artacağını gösteriyor bize. Ki beklentiler Amerika'da işsizliğin %10'un üzerine çıkması yönünde. Bu 1928-1938 aralığındaki büyük ekonomik bunalıma doğru giden bir Amerika'yı gösteriyor. Bir dünyayı gösteriyor. O dönemde de çok ciddi işsizlik olmuştu. Ekonomik olarak çok ciddi dalgalanmalar olmuştu. Ve dünyayı bir İkinci Dünya Savaşı'na götürmüştü o süreç biliyorsunuz. Yine bir Üçüncü Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalabiliriz. Ya da yepyeni bir dünya düzeniyle savaşsız bir şekilde bunu atlatma imkanına sahip oluruz belki de. Bu
arada şunu söyleyeyim. Evet, Amerika çok sıkıntılı günler yaşıyor. Hatta acaba bu pandemiyi çok bilinçli bir şekilde Çin mi yaydığı söylentileri var. Daha önce de Amerika Çin'i bitirmek için bu pandemiyi, bu hastalığı yaydı söylentileri vardı biliyorsunuz. Ben her iki tarafa da çok ihtimal vermiyorum. Ha, bu hastalık yayılmış olabilir, suni bir ortamda oluşturulmuş olabilir. Amerika ya da Çin tarafından yayılmış olabilir. O apayrı bir konu. Ama bana göre her iki tarafa da çok fazla yaramayan bir süreçten bahsediyoruz. En azından bugün için. Bugün her iki tarafa da çok ciddi zararlar verecek bu süreç. Bu süreç bittikten sonra her iki tarafta kazanan taraf olacak. Amerika'da, Çin'de. Neden bunu söylüyorum? Çünkü teknoloji şirketleri bunların elinde, internet ağları bunların elinde, bulut ağları bunların elinde, bütün yeni GSM teknolojileri bunların elinde, hem Amerika'nın hem Çin'in. Bu arada Amerika biliyorsunuz Ar-Ge çalışmalarında başı çekiyor zaten. Yani bu teknolojileri esas geliştiren ülke Amerika. Bu anlamda çok önemli bir know-how'ı elinde hala barındırıyor ve bu süreç bittiğinde hem e-ticaret şirketleriyle, hem GSM şirketleriyle, hem cep telefonu şirketleriyle, hem teknoloji şirketleriyle büyük ihtimalle çok hızlı toparlanan ülkelerden birisi Amerika olacak ve liderliğini devam ettirecek gibi görüyorum ben. Öte yandan Çin'de yapay zekaya yaptığı yatırımlarla, karanlık fabrikalarıyla, teknolojiye yaptığı yatırımlarla, son dönemde özellikle yaptığı yatırımlarla, Ar-Ge çalışmalarıyla bu işte başı çeken diğer bir ülke olacak. Her iki ülkede bu işten sanki en fazla zararı gören ülkeler gibi görünse de önümüzdeki süreçte çok hızlı bir şekilde toparlanıp bu işten karlı olarak çıkmayı başaracaklar. Büyük fırsatları yine bu ülkeler yakalayacak ve büyük fırsatları büyük ihtimalle bu ülkelerdeki teknoloji firmaları, markalar yakalayacak arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet, Amerika bugün çok ciddi bir istihdam kaybıyla karşı karşıya olabilir. Önümüzdeki süreçte çok ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kalabilir. Günün sonunda büyük ihtimalle bu kayıplarını en hızlı telafi eden ülkelerden birisi Amerika, birisi de Çin olacak kanaatindeyim. Avrupa'da da işler çok iyi gitmiyor. Bakın Avrupa'ya bakıyoruz. Orada da Euro bölgesi PMI'yı %29.7 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Şubat'ta %51.6 idi. Neredeyse %22'lik bir daralma var PMI'de. Fabrika satın almalarında. Bu neyi gösteriyor? Fabrikalar üretimi tamamen neredeyse kesmiş. Ellerindeki malları değerlendiriyorlar. Bunun dışında yeni bir satın alma gerçekleştirmiyorlar. Durma noktasına gelmiş durumdalar. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Ve bu süreç Euro'nun değerinin de hızlı bir şekilde düşmesini beraberinde getiriyor. Doğal olarak da Euro bölgesinde bu kayıplar devam edecek ve paritedeki düşüş de devam edecek. Nitekim 1.10-1.12 seviyesindeyken sizlere hızlı bir şekilde tekrar 1.08-1.07 seviyesine gelecek dememin altında yatan gerçek de buydu. Şu anda Avrupa bu işin bedelini en ağır ödeyen bölgelerden birisi. Bu Avrupa'nın bittiği anlamına mı geliyor? Açıkçası Avrupa Birliği bitebilir arkadaşlar. Avrupa Birliği dağılabilir. Bu çok şaşırtmamalı bizi. Avrupa Birliği'nde ülkeler artık kendi başlarının çaresine bakmak isteyebilir. Her ülke kendi para birimiyle devam etmek isteyebilir bu süreçte. Teknoloji, interneti, know-how'ı entegre edemezse Avrupa ülkeleri, yani eski teknolojileri kullanmaya devam ederse, o zaman bu işin bedelini çok ağır bir şekilde ödemeye devam eder. Medeniyetin bugünkü beşiği olan Avrupa yarın öbür gün Orta Çağ Avrupası haline dönüşebilir. Avrupa'nın da durumunu bir kez daha gözden geçirmesi gerekiyor. Ben bugüne kadar hangi hataları yaptım, hangi yanlışları yaptım, hangi alanlarda kendimi toparlamam gerekiyor, hangi alanlarda hızlı adımlar atmam gerekiyor ve bundan sonraki süreçte kendimi neye entegre etmem gerekiyor, bu konuyla ilgili hızlı adımlar atması gerekiyor, nüfusunu gençleştirmesi gerekiyor, belki bir miktar Kuzey Avrupa ülkelerini örnek alması gerekiyor, Çin'i örnek alması gerekiyor, Amerika'yı örnek alması gerekiyor kendisine. Bütün bunları yaparsa, internet ve bulut teknolojileri anlamında Amerika'ya yetişmeyi başarırsa, bilişim teknolojileri konusunda Amerika ve Çin'e yetişmeyi başarırsa, yetişmese bile en azından onlarla rekabet edecek bir ortamı kendine sağlayabilirse, o zaman Avrupa'da bu işin kazananı olacaktır. Bu arada görünen o ki bütün ülkelerdeki demografik yapılarda, yani nüfus yapıları da hızlı bir şekilde değişecek. Şirketlerde, yönetim kademelerinde daha genç bir nüfusla karşı karşıya kalacağız. Eski gelenekten gelen, tabiri caizse eski kurt yöneticilerin pek çoğu da bu arenadan çekilmek zorunda kalacaklar. Hem değişen bilgi çağı nedeniyle, hem de bu hastalık nedeniyle büyük ihtimalle yönetim kademelerinde çok daha genç bir
yönetici kadrosuyla devam edecekler yollarına bundan sonraki süreçte. Bu işi başarılı bir şekilde fırsata çevirenler olacak. Bu işten büyük kayıplarla çıkmak zorunda olanlar olacak. Peki Türkiye bu işin neresinde? Türkiye büyük yaralar, büyük kayıplarla bu işin içinden çıkmak zorunda kalabilir. Eğer ki bir an önce teknolojiye, bilgiye, birikime, bilişime, internet ağlarına, bulut teknolojilerine dönüş yapmazsa, kendini bu anlamda geliştirmezse, yok bu alanlarda geliştirirse Türkiye'de bu büyük krizi bir fırsata çevirebilir kendi lehine. Şimdi gelelim dolara. Dolar bence bundan sonraki süreçte yükselişini devam ettirecek. Dolara olan talep her geçen gün artmaya devam edecek. Amerika'dan gelen kötü haberler doların kaybedeceği anlamına gelmiyor. Amerika'dan gelen kötü haberler tüm dünyadaki ekonomik dengelerin bozulabileceği anlamına geliyor. Ve herkes şunu da gayet iyi biliyor. Amerika bu işten kendini en kolay ve en hızlı sıyırabilecek ülke şu anki pozisyon itibarıyla. Yeni dünya düzenine en hızlı entegre olabilecek ülke. İnovasyonu, teknolojiyi en önde kullanan ülke. Bu nedenle bu toparlanma sürecinde, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek toparlanma sürecinde de Amerika başı çekecek. Hala Amerikan dolarına olan talep hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor ve Türkiye'de de dolar 6.70'in üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bugün işte 6.60 seviyesine kadar gevşeyen dolar tekrar 6.70'in üzerine attı kendisini ve bana göre artık yeni hedef 6.80 bile değil. Evet yani 6.80 çünkü çok yakın bir zaman içerisinde muhtemelen göreceğiz. Yeni hedef 7.20. Önce belki bir miktar 6.95'te zorlanabilir. O da psikolojik bir direnç noktası olduğu için ama daha sonrasında büyük ihtimalle 7.20 seviyesine giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Yeni hedefimiz 7.20 olacak dolar kurunda Türkiye'de. Altın 380 hedefine çok emin adımlarla ilerliyor. Zaten bugün neredeyse 350'ye gelmiş durumda ve büyük ihtimalle 350'yi kırdıktan sonra hem doların yükselişine bağlı olarak hem onsun yukarı hareketine bağlı olarak bu kriz ortamından kaynaklı onsun yukarı hareketine bağlı olarak yakın zaman içerisinde 380 lira civarında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Borsadaki herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Borsalarda önümüzdeki haftalarda çok büyük bir çöküş gelebilir. Aman ha çok dikkatli olun. Özellikle Amerika'dan gelen bu açıklamalar, Avrupa'dan gelen bu açıklamalar, sanayi verileri, PMI verileri, büyüme verileri, işsizlik verileri borsalardaki çöküşü işaret ediyor arkadaşlar. Amerika ve Avrupa borsalarındaki çöküş Türkiye'deki borsanın çok daha hızlı bir şekilde geri gelmesini, çok daha hızlı çökmesini beraberinde getirecektir. Dikkatli olmanızda fayda var. Şu anda borsa son çıkış fırsatlarını veriyor olabilir. Önümüzdeki günlerde 50.000, 60.000 seviyesinde bir borsayla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil. Brent petrol bir miktar daha yükselse de dediğim gibi talebe bağlı olarak düşüşünü devam ettirecektir. Tüm piyasalarda hızlı dalgalanmalar devam edecek. Son olarak doları bir kez daha söyleyelim. Dolarda artık hedefimiz 6.80 falan değil. Yeni hedefimiz önce 6.95'te kısa bir duraklama. Belki bir dönem 6.95-6.80 aralığında gidip gelen bir kur ama daha sonrasında 7'yi kırmasıyla birlikte ilk hedef 7.20 seviyesi olacaktır sevgili dostlarım. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Destek olmak isterseniz de katıl butonuna basabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.